Herkese merhaba. Yeni bir videoda daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte bilgisayarınızdaki Nvidia ekran kartını nasıl güncelleyebilirsiniz, sizlere bundan bahsedeceğiz. Öncelikle bilgisayarımızdaki ekran kartının modelini öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için bilgisayarınızın klavyesinden Windows ve R tuşlarını aynı anda basın. Aynı anda bastığınız zaman sol alt tarafa çalıştır penceresi açılacak. Bu çalıştır penceresine DXDiag yazın bu şekilde. Yazdıktan sonra alttan tamam deyin. Sonrasında karşınıza bu şekilde pencere açılması lazım. Bakın burada sistem 1 görüntüsü ve 2 görüntüsü yazıyor. Bakın sistem kısmında bilgisayarımızın özellikleri gösteriliyor. İkinci sekmede de bilgisayarımızdaki dahili ekran kartının bilgileri gözüküyor. Biz buradan 3. sekmeye geleceğiz. Bu 3. sekmede bilgisayarımızdaki harici ekran kartının bilgileri gözükecek. Şu anda gördüğünüz gibi bende Nvidia GeForce GTX 1660 Ti diyor. Ben bu şekilde buradan ekran kartımın modelini öğrenmiş oldum. Siz de buradan 3. sekmeye girerek Nvidia'nın hangi ekran kartını kullandığınızı öğrenin. Öğrendikten sonra bilgisayarınızdan Google'ı açın. Sonrasında arama kısmına Nvidia Drivers yazın. Sonrasında bakın en üstteki Nvidia'nın sitesine giriş yapın. Buradan ürün tipini ve ürün serisini seçerek ekran kartımızı bulacağız. Ürün tipi GeForce'du. Bakın burada ürün tipini görebiliyoruz. GeForce GTX serisinden bir ekran kartı. Buradan ürün serisini de bulalım. GTX 16 serisi. Hemen şöyle göstereyim bakın tekrar. GTX 16 serisi. Sonrasında da ürünü de buradan seçeceğiz. GTX 1660 Ti. Siz de buradan ürününüzün serisini ve ürünün kendisini bularak seçiminizi yapın. Sonrasında da bilgisayarınızda şu anda kullanmış olduğunuz işletim sistemini seçin. Ben şu anda Windows 11'i kullanıyorum. Eğer siz bilgisayarınızda hangi sistemi kullandığınızı bilmiyorsanız bilgisayarınızdan herhangi bir tane klasör açın. Açtığınız zaman bakın sol tarafta bilgisayar belgeler diye kısımlar olması lazım. Buradan bilgisayara sağ tık yaparak özellikler deyin. Sonrasında burada kullanmış olduğunuz işletim sistemi gözükecektir. Bakın bizde Windows 11 Pro yazıyor. İşletim sistemini seçtikten sonra bakın alt tarafta da dil kısmı var. Buradan da Türkçe'yi seçelim. Sonrasında alt taraftan Search diyelim. Bakın direkt olarak benim ekran kartımın sürücüsünü buldu. Bu sürücü hem Windows 10 64 bitinde hem de Windows 11'de geçerliymiş. Boyutu da 814 MB'miş. Buradan indir diyelim. Tekrar indir diyoruz. Sonrasında bunu herhangi bir klasöre veya masa üstünde kaydedin. Ben masa üstünde yeni klasör adlı klasöre kaydedeceğim. Kaydet dedim. Bakın şu anda dosya indirilmeye başlandı. Siz de buradan sürücünüzü bularak indirmeye başlayın arkadaşlar. Eğer bu yöntemle sürücünüzü bulamazsanız birazdan göstereceğim ikinci yöntemi deneyebilirsiniz. Şu an sürücümüz indi. İndirilen sürücüye bir kere tıklıyoruz. Sonrasında burayı kapatalım. Burayı da kapatabiliriz. Bunu OK diyelim. Sonrasında karşınıza bu ekran geliyor. Bakın burada Nvidia grafik sürücüsü ve GeForce Experience diyor. Ya da hemen altında Nvidia grafik sürücüsü var sadece. En üstteki seçenekte sürücüyle birlikte GeForce Experience uygulamasını da kuruyor. Bu uygulama bundan sonraki sürücülerinizi otomatik olarak güncelliyor arkadaşlar. Siz az önce yaptığımız gibi Nvidia'nın ekran kartı sitesine girerek oradan model numarası seçip indir demiyorsunuz. Kendisi size sağ alttan yeni güncelleşme var yükleyelim mi diye söylüyor. Oradan otomatik olarak güncelleştiriyorsunuz. Gayet pratik oluyor. Eğer sizde burada GeForce Experience seçeneği çıktıysa bunu seçerek alttan kabul et ve devam deyin. Ben birazdan bu uygulamayı manuel kuracağım için şimdilik buradan sadece sürücüyü seçeceğim. Alttan kabul et ve devam diyorum. İleri diyelim. Kurulumumuz tamamlandı. Buradan kapat diyerek kurulum işlemini bitirelim. Böylelikle bilgisayarımıza en sonki Nvidia ekran kartı sürücüsünü kurmuş olduk. Gelelim ikinci yöntemimiz olan otomatik kurulum seçeneğine. Bunun için bilgisayarımıza Nvidia'nın GeForce Experience uygulamasını kurmamız lazım. Tekrar bilgisayarımızdan Google açalım. Sonrasında arama kısmına GeForce Experience yazın.
Sonrasında bu kelimeyi Google'da arayın. Aradığınız zaman zaten en başta çıkıyor bakın. Nvidia.com GeForce Experience diyor. Buradan siteye giriş yapalım. Çerezleri kabul et diyelim. İndir. Sonrasında bunu da masa üstünüzde herhangi bir yere kaydedin. İndirildikten sonra bir kere tıklayarak indirilen exe'yi bilgisayarınızda açın. Burayı kapatalım. Dediğim gibi bu uygulama ekran kartınızın sürücülerini otomatik olarak buluyor ve size yükleyeyim mi diye soruyor. Böylelikle her seferinde Google'dan ekran kartınızın sürücüsünü kendiniz indirmek zorunda kalmıyorsunuz. Eğer ekran kartınız destekliyorsa ben bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Kabul et ve yükle diyelim. Dediğim gibi bunu kullanmanız için ekran kartınızın bu uygulamayı destekliyor olması lazım. Çünkü yanlış bilmiyorsam bazı ekran kartları bu uygulamayı desteklemiyor. Dolayısıyla bunu kullanamıyorsunuz. Ama siz yine de kurmayı deneyin. Eğer kurulursa büyük ihtimalle destekliyordur. Uygulamayı kurduğunuz zaman öncelikle uygulamada oturum açmanız lazım. Buradan oturumunuzu açın. Ben de hemen hızlıca buradan oturumu açayım. Altta Google hesabı oturum aç, Facebook, Discord veya Apple hesabı oturum aç diyor. Ben Google hesabı oturum aç diyeyim. Buradan atla diyelim. Uygulamada oturumu açtığınız zaman bakın karşınıza giriş sayfası ve sürücülerde iki tane sekme geliyor. Buradan sürücüler sekmesine gelin. Sürücüler sekmesine geldiğiniz zaman sağ üst tarafta güncelleştirmeleri kontrol et olması lazım. Buradan kontrol et dediğiniz zaman eğer ekran kartınızın sürücüsü güncel değilse yeni güncellemeyi bulacaktır. Şu an gördüğünüz gibi bizde kontrol et deyince en altta ekran kartınız güncel dedi. Tekrar diyeyim. Bakın en son sürücü kuruldu diyor. Yani şu anda ekran kartımızın sürücüsü güncelmiş. Eğer güncel olmasaydı buraya güncelleme gelecekti ve buradan indir ve yükle diyerek sürücümüzü kurabilecektik. Ayrıca bakın burada da sürücüyü yeniden kurma seçeneği varmış. Bunu da size göstermiş olduk. Burayı kapatabiliriz. Bu iki yöntemden bir tanesiyle ekran kartı sürücünüzü güncelleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi işlemler çok basit. Eğer yapamadığınız veya takıldığınız bir yer olursa videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.